Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serdar ve bugün sizlerle yeni bir Arma 3 rehberiyle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bugün size Arma 3'te bir botu nasıl yanına şu side chat'te konuşturabileceğimizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar başlayalım bakalım. Önce bir botumuzu koyalım. Bu arada konuşturma derken burada sesli bir konuşturmadan bahsetmiyoruz. Onu da bir açıklayayım. Oraya önce kendi botumu koydum. Buna bir değişken adı koyuyorum. Mesela asker bir. Kusura bakmayın. Evet, askerimizi koyuyoruz. Buna da subay diyelim. Şurada gerçekçilik açısından isterseniz yapabilirsiniz. İki tane koruma olarak bot koyalım. Öylesine. Pardon arkadaşlar, bunu buradan yapmayacaktık. Şu nereden yapıyorduk onu. Arkadaşlar bunu güvenliğe alıyoruz. Bunu yapmanıza gerek yok, ben bunu sadece öylesine yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar askerimize isimimizi koyduk. Buraya küçük bir trigger koyalım. Şunu bire bir yapalım. Bire bir. Etkinleştirme. Bunu ayarlayacağız. Bu askerin önüne getirelim. Bununla güvenli yapalım. Hızını sınırlı yapalım. Evet, öncelikle bu askerin hiçbir şeyinin tetiğin içine girmediğinden emin oluyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi şu askerimize gelelim. İsimler subay. Şimdi bu yapay zekanın ismi askerlik değil mi? O zaman biz buraya hemen öncelikle tetik sahibini ayarlıyoruz. Tetik sahibini ayarlıyor. Tetik sahibini ayarladık arkadaşlar. Yani bunu ayarladığımızda bu asker dışında bu askerler bu tetiğe girdi miydi? Bu tetik çalışmaz. Evet, hemen ayarlayalım. Mesela hemen kodumuzu yaz şey skriptimizi yazıyoruz. Asker 1. Asker 1'di sandım. Aynen asker 1'miş. Asker 1. Arkadaşlar skriptimiz böyle. Site chat. Aynen böyle yazılacak. İki tire arasına istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu araya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben mesela buraya hemen bir cümle yazıyorum. Evet arkadaşlar, cümlemizi yazdık. Şimdi ondan sonra gerçekçilik açısından bu subaydı ismi botumuzun. Buraya noktalı virgül koyalım. Bu noktalı virgül koymamın sebebini de geçen videoda anlatmıştım. Ama belki görmemiş de olabilirsiniz. Noktalı virgül her scriptin sonuna mutlaka koyulmalı ki diğer scriptle çalışabilsin. Subay. Sidechat. Gel. Ben de asker desin. Ve arkadaşlar bu botumuzu buraya doğru yürütelim. Yürütelim arkadaşlar böyle. Yavaş yavaş yürüsün. Buraya da bir helikopter koyalım. Hemen helikopterimize bakıyoruz. Şunu koyalım hemen. Evet arkadaşlar, şunların eğer askerin subayın erken konuşmasını istemiyorsanız şu ara nokta dönüşüm kısmını tamamlama yarı çapına 2 yapın. Yani 2 metrekarede konuşacak yani. Bunu da arkadaşlar 1 yapın ki tam üstünde konuşmaya başlasın. Buraya rastgele bir diyalog koyuyoruz. Öncelikle bunu oyuncu yapalım. Hemen arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Subay. Side chat. Yüzücü bir haberim var. Pasifir. Sahaya. Sahaya. Geri dön.
öğreniliyor olsun diye rastgele biliyorum. Şöyle bir şey daha var arkadaşlar, birazdan göstereceğim onu. Bu trigger eğer ilk mesela diyelim şöyle yaptınız. Bunu yazdınız. Bu metin bunun hemen ardından geliyor, yani arada bekleme süresi yok. 1-2 saniye bekledikten sonra şey yapmıyor. Hemen geliyor. Bunun çözümü de yok arkadaşlar, kusura bakmayın. Belki vardır. Varsa da ben bilmiyorum. Hemen buraya geliyoruz. Buraya da. Yine bir diyalog yazalım. Pardon. Bu helikopter senin görev alanına götürecek. Evet arkadaşlar, kısa videolarımız oldu. Şu iki tırnak işareti arasındaki yere istediğiniz diyaloğu yazabilirsiniz. Orası size kalmış. Evet. Ondan sonra bu askerimize de istersek ara nokta ayarlayabiliriz buraya doğru. Ama öncelikle buraya gitsin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ufak bir deneme yapalım. Şuna bakın. Of, askerim. Evet, bakalım arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz uzun yükleniyor. O bilgisayarımın hatası. Yakında yeni bir makine almayı planlıyorum zaten. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Yalnız bu bir dakika. Bir dakika. Kusura bakmayın. Bot hemen erken yürüdü. Onu bir ayarla. Çok özür dilerim. Böyle bir hata yaptığım için. Hemen ayarlayalım. Bunu ara nokta yönlendirmesini ayarlar. Evet böyle. Sanırım ilerlemeyecek artık. Bakalım ya ilerleyebilir. Ona göre başka bir komut daha yazacağım. Bak böyle. Yine bekletiyor bizi. Evet, yine ilerlemeye başladı arkadaşlar. Bunun tek bir yönü var. Yani yapmamızın tek bir yolu var. Bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Subay dedi değil mi bu? Geçen videoda olduğu gibi durdurmak için. Disable AI Move. Bu komutu sadece ben kendim için yazıyorum. Ama siz de eğer hareket etmemesi istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Trigger aktifleştiğinde, bu tetik aktifleştiğinde. Şunu da yazalım. Subay. Bir dakika. Subay. Enable. Allah Allah. Bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir hata oldu. Allah Allah. Bir dakika. Şimdi tekrar yapalım. Buraya noktalı birbirimizi koyuyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. Klavyemle alakalı, çok özür dilerim. Çok kötü oldu ya. Tamam arkadaşlar, sanırım sıkıntı geçti. Hemen tekrar yapıyoruz. Subay. Neydi? Enable. AI. Move. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Yani bu tetiğe girdiğimizde artık bu asker hareket edecek. Bekliyoruz şu an. Oyunun üstüne gelmesi. Evet arkadaşlar, oyunumuz geldi. Ama yine burada bir iş var. Neyse, biz buraya gidelim. Evet, yanında gördüğünüz gibi ses çıktı arkadaşlar. Hemen yanına gidelim. Kusura bakmayın. Modlardan dolayı bir kasma oluştu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Konuşmaya başladı subay. Gördüğünüz gibi.
Rehber videomuz tamamlandı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi konuşma böyle. Son bir şey daha göstereyim. Arkadaşlar. Bunun isminin, bu yapay zekaların isminin subay olarak gözükmesini istiyorsanız buraya çağrı kodu ve ayarla seçeneği edeceksiniz. Buraya subay, buraya da işte sizin askerinizin adı neyse işte asker veya istediğiniz gibi isim. Mesela ben çağrı kodu ekliyorum. Kolda olsun. Bu buraya arkadaşlar. Bunu da buraya senkronize ediyoruz. Askeri buraya yaklaştıralım mı en azından? Tamam. Evet arkadaşlar, misyonumuz geldi. Evet, gördüğünüz gibi şurada şu kısımdaki isimler değişti. Kobra ve subay oldu. Evet, gördüğünüz gibi. Konuşuyor. Neyse arkadaşlar. Bunları da vuralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir defterimizin daha sonuna geldik. Her şey bu kadardı. Eğer merak ettiğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Herhangi bir soru olabilir. Yorumlarda söyleyin. Her yorumu yanıtlamaya uğraşacağım. Aklınızda bir soru varsa tekrar dediğim gibi söyleyin. Defterimiz bu kadardı. Modlarımı açıklayacağım zaten. Ne olduğunu. İsteğe bağlı. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Ki ben de daha fazla oyun çekip sizi bilgilendirebilirim. İyi günler.